Arkadaşlar iyi günler. Arkadaşlar dünkü depremden dolayı beni arayıp geçmiş olsun dilekleri ileten tüm arkadaşlarıma, mesaj çeken arkadaşlarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ya, bizde bir şey yok Allah'a şükür. Malatya'da da yokmuş. Yani Malatya'ya büyük geçmiş olsun. Dün tam müşterilerimle mesajlarına bakıyordum müşterilerimin. Böyle yaşadığımız yani ilk gün 6 Şubat'ı yaşadık. 6 Şubat'ın yani artçısı değildi bu. 6 Şubat'ı yaşadık. Rabbim yaşatmasın bir daha kimseye de. Yani ne kadar da alıştık desek de öyle alışma olmuyor. Yani hani alıştık diyoruz ama o her depremde 2 de olsa, 3 de olsa, 4 de olsa böyle bir kalbimiz güm 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 atıyor. Yani adrenalin yaşıyoruz o anda. Rabbim kimseye göstermesin. Rabbim yani depremde zarara uğrayanlara yardım eylesin. Ben en çok İstanbul'daki arkadaşlarıma sıkıntı ediyorum. Şöyle sıkıntı ediyorum. Kaçacak yerleri yok. Yani depremde kaçacak hiçbir yerleri yok. Bizim Elbistan böyle her taraf şeydir yani biz Elbistan'da mesela otopark aramayız çoğu yerde. Çarşıda ararız da hani öyle ciddi anlamda aramayız. Ama hiç kimse evinin önünde daha bugüne kadar nereye park etsem diye düşündüğünü zannetmiyorum Elbistan'da. Hatta gölge yok mu diye gölge ararlar. Böyle bir şehirde bile biz deprem günü zor çıktık Elbistan'dan yani arkadaşlar. O yüzden hani depremde ben kaçarım. Depremde ben ne bileyim alt katlayıp göçerim. Kaçamazsınız. Depremde hiçbir yere kaçamazsınız. Depremde tedbirinizi alacaksınız arkadaşlar. Mümkünse aracınızda deprem setiniz olacak. Deprem seti derken benim zaten her zaman alışkanlığım aracımda muhakkak yedek bir pantolon, yedek bir tişörtüm, kazağım olur. Mesela bizim buralar buraların gece gündüz sıcaklık aralığı çok fazladır. Sıcaklık farkı çok fazladır. O yüzden belli olmuyor yani. Bazen sabah çıkıyoruz kalın kazakla. Yani öğlen vakti terliyoruz. Geri tişört giyiyoruz. Dükkanda da vardır benim yedek elbiselerim. Arabamda da vardır her zaman. Yedek elbisem, çorabım. Onlar bile işe yaradı yani arkadaşlar depremde. Artı depremde Allah göstermesin. Aracınızda bozuk da olsa, tüm de olsa en az 1000 lira, 2000 lira olsun. En az 1000 lira, 2000 lira olsun. Niye? Depremde hiçbir post cihazı çalışmıyor arkadaşlar. Yani bizim insanlar da biraz tembellik mi diyeyim, ne diyeyim? Kimse cebinde nakit para artık taşımaz oldu. Ancak hiçbir yerde post cihazı, ne bileyim, IBAN onlar geçmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü telefon da çekmiyor. İnternet de yok. Post cihazı da çalışmıyor. Elektrik yok çünkü. Aracınızda bir miktar para unutun yani. Ya atın aracın bir yerine unutun. Ondan sonra arkadaşlar yakıta gelince yarımın altına düşürmeyin yakıtlarınızı arkadaşlar. Deponuzu yarım depoya geldiği zaman sıfırlandı sayın yani kendi kendinize. Öyle bir psikolojik alışkanlık yapın. Ben öyle yapıyorum. Çünkü depremde 3 arabamız vardı. Eşimin, benim, kardeşimin yola çıkacağımız. Babamın aracıyla yola çıkmadık. Onu burada bıraktık. 3 aracın 3'ü de çeyrek depoydu. Yani öyle bir tesadüf olamaz. Yani Kayseri'ye zor düştük. Kayseri'ye düşene kadar yolda Göksun'da sıra bekledik bir yerde. 1-2 saat sıra bekledik. Bayağı bir sıra bekledik. Çünkü artık tipiye düşecektik. Yani ne olur ne olmaz diye. Göksun'dan yakıt aldık. Böyle parça parça yakıt alarak gittik arkadaşlar. Yani ikinci bir şeyiniz de tedbiriniz de yakıt olsun arkadaşlar. Tabii motor tercihi kişiden kişiye değişir ama dizel motor kullanan, ben mesela dizel motoru hayatta kullanmam. Hep derim işte hep benzin, hep benzin, hep benzin. Yani hep
benim sevdiğim motorla 1.4 TSI. Önce eski motorum 1.4 TSI'ydı. Şimdiki 1.5 TSI. Yani niye benzinli motor? Çünkü depremde araçlarımız bizim otelimiz oldu. Yani araçlar bizim evimiz, odamız oldu. Yatak odamız oldu yani arkadaşlar. Ve dizel araçlar gezmek zorunda kaldı. Isınmıyordu. Çünkü yeri geldi -20'yi görüyor Elbistan. Dizeller geziyordu yani. Sürekli görüyorduk. Dizeller geziyordu. Durduğu yerde yarım saat sonra buz gibi oluyordu araç. Soğut ısıtmıyordu arkadaşlar. Ama benzinli motorda ben mesela çalıştırıyorum. 1 kilometre gittiğim zaman fırın gibi oluyor. Sıcacık oluyor. Ondan sonra rolantide dahi benzinli motor sıcak üflüyor. Ancak dizel motor rolantide sıcak üflemiyor arkadaşlar. Devir daim yapmıyor. Devir daim yapmadığı için, ısınmadığı için sıcak üflemiyor. Bir de böyle bir, tabii o tercih meselesi, o elden gelen değil ama ben elimden geldiği kadar benzinli motor tercih ederim. Çünkü benim genel mesafelerim kısa mesafedir. Dizel motor bana yaramaz yani arkadaşlar. Şimdi ben senede 2 defa, çok 3 defa tatile gitmişliğim vardır. Yani onun için de dizel motora ihtiyaç yok yani arkadaşlar. Çünkü şu an günümüz teknolojisinde 1.5 TSI da dizelden, çoğu dizelden az yakıyor yani onu söyleyeyim. Çoğu dizelden az yakıyor. Uzun yolda kurallara dikkat ederseniz 5.2 yakıyor. Şehir içinde de 7'lerde 8'lerde geziyor. Normal bizim sürüşümüze göre yani. Bizim trafik de yok. Elbistan gayet böyle sakin, temiz. Yani tabii temiz derken tozundan, termik santralinden bahsetmiyorum. Benim sevdiğim bir memleketim. Arkadaşlar, dediğim gibi tekrardan Malatya'mıza da geçmiş olsun. Bizim bir ucumuz da Malatya'dır yani. Bizim bir ucumuz derken gönlümüz hep Malatya'da atar. Plakamız 46 ama benim plakalarımın çoğunun sonu 44'tür yani arkadaşlar. Malatya'yı çok severim çünkü Malatya'da böyle can ciğer olduğum çok arkadaşım var. Gerek çok müşterim var böyle can ciğer olduğum. İnsancıldır. Maraş'ın adamı da insancıldır ama bizim genelde kültürümüz Malatya'ya daha yakın Elbistan. Çünkü Elbistan Malatya'ya aşağı yukarı 100 kilometre Malatya'ya. Maraş'a 160'tı eskiden de, yeni yoldan tahminimce bir 130-140 vardır. Yine şu anda Malatya bize daha avantajlı yani her bakımdan, her konudan. Biz Malatya'ya kuşbaşı bakışı da daha yakınız. Yani Malatya'ya sınırız. Malatya'ya daha yakınız, Maraş'a daha uzağız. Kuş bakışı da. O yüzden gönlümüz hep Malatya'da atar. Milliyetçi de bir adamız. Yani 46'dan da vazgeçmeyiz, 44'ten de vazgeçmeyiz arkadaşlar. O yüzden Malatya'ya tekrardan geçmiş olsun. Elazığ'a tekrardan geçmiş olsun. Yani dediğim gibi öyle tedbirle, şunla bununla ne kadar olsa minimuma düşürüyorsunuz. Hani hiç demeyin ki biz kaçarız ederiz. Kaçılmıyor arkadaşlar. Gerçekten kaçılmıyor. Tedbirinizi alacaksınız. Elinizden geldiği kadar yani sağlam zemine bakın. Sağlam evlere bakın. Çok aşırı bir yüksek katlı binalarda kalmayın yani arkadaşlar. Yani çok oturacağınız bina tercihiniz elinizden geliyorsa, eğer mümkünse 4 katı geçmesin. 4 katı geçmesin. Bazı arkadaşlarım diyor ki ben zemin katlı oturuyorum, kaçarım. Ben 1. katlı oturuyorum, kaçarım. Kaçamazsınız. Kaçılacak gibi değil. Kaçamazsınız. Çünkü Elbistan'da yıkılan 10 binadan 4'ü böyle ilk 3 katı yoktu arkadaşlar. İlk 3 katı yoktu. 10 binadan 4'ünün ilk 3 katı yok. Diğer 6 binada olduğu gibi yıkılmış. Sandviç olmuş yani. Hiç öyle ben kaçarım ederim tutarım. Allah başa vermesin. Yani öyle kimse kaçamaz yani arkadaşlar. Uzun Otu Aksesuar'dan herkese iyi günler arkadaşlar. Herkese hayırlı işler. Bir güne daha başladık. İş yerine gidiyordum. Bir Pınar başına şöyle bir durayım dedim. Durduğum yerde de bir teşekkür edeyim dedim. Dün arayan arkadaşlarımızın adına. Yani buranın havası, nefesi çok güzeldir arkadaşlar. Burası Elbistan. Yani yeşilimiz boldur bizim
yeşilimiz mümkün olduğunca boldur. Memleketimi seviyorum ben arkadaşlar. Yani herkes memleketini sevsin. Çünkü ekmek yediğin yer senin nimetin yani. Vefan yani, vefa. Ben Elbistan'da rahatım. Şöyle rahatım. Benim iş yerimle evimin arası 8 kilometre. Bir tane trafik lambam var. Başka bir şey yok. 8 kilometre. Düz bir şekilde gidiyorum. Düz bir şekilde geliyorum çevre yolundan. Öyle çok aşırı bir trafik de olmaz. Belli saatlerde olur sadece. O yüzden memleket düzeldi çok şükür. Sadece çarşımız inşallah o da yakında düzelir. Herkese iyi günler arkadaşlar.